başladı Karadeniz'in fırtınası. Haydi haydi vur haydi Trabzon, haydi haydi gol haydi Trabzon. İhtilalsin efsanesin bir dersin Trabzon. Tek büyük var o da sensin şampiyon Trabzon. Haydi haydi. Ama destekler fantastik. Arkaya Abdullah, şut da gol! Abdullah sert vuruyor. Ceza sahasına, Melici, boş pozisyon, topağlarına gol! Topağı dudağlara gönderiyor ve Fenerbahçe bu golle müthiş bir avantaj elde ediyor. Sıkma canını, olur böyle şeyler. Kendi sahamızda kaybettik ya. Hayır oğlum. Kendi sahamızda kaybetmedik. Önce burada kaybettik. Sonra da burada. Neden? Çünkü kaybetmekten korktuk. Korkmasa kazanır mıydık? Yok. Yine kaybedebilirdik. İnsan her durumda kaybedebilir. İnsan bir sürü sebepten kaybedebilir. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Korkmak. Korktuğun için kaybetmek. Bir de bakmışsın. Ne olduğunu bile anlamadan korkmaya alışmışsın. Ondan sonra hep kaybedersin. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Pek değil. Boş ver. Zamanla anlayacaksın. Hı hı. Ne yaptım ben size? Ya nereye götürüyorsunuz beni? Çok versenize. Kalk şu çeneni. Tepeme attırma. Eşkıya mısınız siz ya? Eşkıyayız. Eşkıyanın dibiyiz. Oldu mu? Rahatladın mı gerizekalı? Orhan abi. Söyle Fatih. Abi Nergis'i kaçırdılar. Ne? Yine mi? Kim? Bilmiyorum. Beşlerindeyim. Neredesin? Cep telefonumdan konumumu izle. OBS, EDS, güzergahtaki bütün kameraları incele. Plakayı söylüyorum. DZT 545. Denizli, Ceyhan, Trabzon 545. Tamam, bakıyorum. Çabuk. Ya beyaz renkli 250 cc bir cross motordu. Böyle rüzgarlığın köşelerinde de reflektörleri vardı. Hemen dikkat çeker zaten. Plakası da 06 DC 68 20. Şahıs ne tarafa doğru uzaklaştı? Ha işte motor tam buradaydı. Kaptıktan sonra bu sokağın sonundan sol tarafa doğru koptu gitti oradan. Sonra nereye gitti göremedim, yetişemedim zaten. Tamam. 21.34 trafikteki devriye görevindeki arkadaşların dikkatine. Buldum seni. Araç az önce Selvi Tepe turnikelerinden çıkış yaptı. Bundan sonra gidebileceği tek bir yön var. O da orman yolu. Tamam abi, sağ ol. Bırak! Gel buraya, gel! Getirdiniz beni! Yürü, geç şuraya. Üniversitedeki çocuklar zehir gibiler. Özgürler bir defa. Tasarımlarında son derece özgür. Bazen kafa göz yardıkları olmuyor mu? Oluyor. Olsun. Hiç dert değil. Uçmaktan korkmuyorlar. Önemli olan bu. İşte o şahane. Burs fikri için çok teşekkür ederim Aylin abla. İşlerinden senin de uygun gördüğün bir iki tanesi. Hatta belki sonra onları şirkette bünyemize de dahil edebiliriz. Olabilir. Neden olmasın? Baba. Sevde. İyi misin? Hayırdır bu saatte? Baba ne oldu? Nergis. Nergis'i kaçırdılar. Ne? Ne demek kaçırdılar? Nasıl ya? Kim? Kim kaçırdı baba? Baba. Nergis'i kim kaçırdı baba? Konuş, bir şey söyle. Bilmiyorum. Peki ne istiyorlar karşılığında?
ne istedikleri belli mi? Evet. Belli. Yürü dedim. Sallanıp durma, yürü dedim. Birileri Nergis'i kaçırıp 50 milyon dolar fidye istiyor. Vermezsek öldüreceklerini söylüyorlar. Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun, öyle mi baba? Bu sesinin tonuna dikkat et. Baba bana öyle bakma. Dünya namussuzlarla dolu. Bizimle ne ilgisi var? Bilmiyorum ne ilgisi var. Var işte, varmış. Bilmiyorum. Neyin anlamıyorsun, bilmiyorum. Keser misiniz artık? Keser misiniz? Şu anda sırası değil. Şimdi Nergis'i bulmaya odaklanmamız gerekiyor. Ha, kavga mı? Gerekiyorsa sonra ederiz. Yağız. Polisi arıyorum. Saçmalama. Saçmalama diyorum. Baba. Saçmalama diyorum, saçmalama. Ablamın hayatıyla oynuyorsun. Asıl bu yaptığında sen ablanın hayatıyla oynuyorsun. Ya yeter artık, yeter, yeter. Tamam. Tamam. Ya da bir şey olursa. Tamam bir tanem, olacak. Hadi ağlama, sakin. Yürü. Bırak! Geç şuraya. Bırak beni! Bırak! Geç şuraya, geç! Bırak! Otur şuraya. Bırak! Bırak! Tayyiklerine bağlı şunu. Hayır! Ay bırak! Bırak! Hayır! Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Konuşsanıza! Merak etme. Babam parayı getirsin. Söz veriyorum. Seni geberteceğim. Ne var kasada? Çok yok. Yani en fazla 3 milyon dolar. Bankalarla konuşun. Çalıştığımız bütün bankalarla. Ellerinde ne varsa, ne tedarik edebiliyorlarsa. Anladın mı? Tamam, ben çıkıyorum. Abi bekle, sahneye geliyorum. Peki sen? Ben? Bazı tanıdıkları ziyaret edeceğim. Haberleşiriz. Lucas mı? Saatlerdir onu nasıl öldüreceğimi düşünüyorum. Bir sürü ölüm şekli düşündüm. Hiçbiri beni tatmin etmiyor. Hiçbiri. Anlıyor musun? Fazla vaktimiz yok. Sen de acele et. Kimse yok mu orada? Biliyorum burada olduğunuzu. Konuşsanıza. Cevap verin, susmasanıza. Bir şey söyleyin. Bak kızım, ayağındakiler plastik kelepçe. Böyle debelenmeyle kurtulamazsın. Aksine canın daha da yanar. İyisi mi şu çeneni kapat, uslu uslu otur. Konuş. Şu an kızını seyrediyorum Cevdet. Çok güzel bir kız. Çaresiz görünüyor. Ama yazık olacak. Benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Cevap verin! Beni burada tutamazsınız. Kimsiniz siz ya? Eşkıya mısınız? Aa! Duyuyor musun sesi? Lucas. Korkulacak bir durum yok. Basit bir hırpalanma sadece. Zararsız. Hem basit bir hırpalanmadan ne olacak ki, öyle değil mi Cevdet? Kızıma dokunma.
Ona dokunma. Senin derdin benimle. Ben de onu diyorum zaten. Parayı getir, kızı al. Bebeğim bunları yaparken biraz acele et. Hepsi bu. Parayı ağaçtan toplamıyorum. Ayarlamaya çalışıyorum. Ama bu kadar büyük meblağ... Sana güveniyorum Cevdet. Kirli çıkasın sen. Sadece 2 saatin var. Eğer kızının çığlığını bir daha duymak istemiyorsan... Yani son çığlığını. Sadece 2 saat. Nergis'in izini buldum. Güzel. Beni bekle. Olumsuz. Nergis'in o kadar vakti olmayabilir. Bana bak. Teçhizat, mühimmat, hiçbir halt yok yanında. Baştan aşağı silahlı adamın arasını öyle yalın kılıç dalamazsın. Çabuk ol o zaman. Merak etme, geliyorum. Baba, ablamı geri getireceksin değil mi? Elimden geleni yapacağım kızım. Ölmem gerekiyorsa öleceğim ama ne gerekiyorsa yapacağım. Hadi, hadi Köksal. Neden polisi aramıyoruz hala anlamış değilim baba. Bazı şeyleri göze alamazsın oğlum. Babaysan, işin içinde de çocukların varsa o riski alamazsın. Anlamıyorsun baba, konu sen falan değilsin. Hadi ben sana güvendim, sen nasıl güveniyorsun bu heriflere? Dünyada bunun 1001 türlü örneği var. Hem parayı alıp hem... Yağız! Aklından bile geçirme. Hadi. Ben de geleceğim. Olmaz. Ben de geleceğim. Olmaz dedim oğlum. Baba, ben de geleceğim. Oğlum, birinin dümende kalması lazım. Şart bu. Baba. Her ihtimale karşı. Dikkatli ol. Görüşürüz. Buyurun efendim. Lucas'ın yerini yolluyoruz sana. Yapman gerekeni biliyorsun. Anlaşıldı efendim. Paran hazır. Senden konum bekliyorum. Selvi Tepe Orman Yolu'nun 12. kilometresine gelince tekrar ara. Aldın mı mesajımı? Aldım. İyi. Ama sakın bir aptallık yapma. Değil, polis sireni. Islık sesi duysam o kızın ölür. Sen paranı alacaksın, ben de kızımı. Ondan sonra istediğin cehenneme git. Umurumda değil. Tamam. Tamam, anlaşıldı. Yok yok, daha bekliyoruz. Thank you.
Neydi o? Cevdet. Cevdet olamaz. Kızını tehlikeye atmaz. Al kızı çıkıyor. Tamam. Sağlık. Çıkıyorum. Hayır. 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 Bırak. Kes sesini. Bırak. İmdat. Hadi. Arkasında Lucas varmış. Korumasıyla kaçtı. Ben binadayım. Sen onu takip et. Anlaşıldı. Bu evden kimse sağ çıkmayacak. Tamam efendim. Hemen çıkalım buradan. Araba yolun gerisinde çabuk. Abi Lucas'a baksan. Şimdi değil. Abi Lucas. Sen adamların hepsini temizledin mi? Bilmiyorum, saymadım. O zaman left eline yürü. Lucas diyorum. Atlatma Lucas'ına, yürü dedim. Baskını yapan Akıncı'ydı, başkası değil. Sadece kızı kaybetmedik. Daha kötüsü parayı da kaybettik. Buradan defolup gitmek için o paraya çok ihtiyacımız vardı adam. Durma sakın, durma! Efendim ama... Dediğimi yap, bas gaza! O nasıl? İlaç vermişler. Lucas'ın kaçması yazık oldu abi. Çok yazık. Tövbe estağfurullah. Savaş alanına dönmüş burası. Ses duyuyor musun? Nergis.
Nergis! Nergis nerede? Nerede? Nergis! Ne olmuş burada? Ne yaptılar kızıma? Ne yaptılar kızıma? Nergis! Boş, kimse yok. Söyle. Nergis nerede? Yok ben. Burası ceset dolu. Ne altı oldu burada? Nerede Nergis? Yok ben de dedim ya. Yoksa sana 50 milyonu bırakır mıydım ha? Ha? Nerede o zaman? Cehennemin dibinde. Git kendin bul. Bana sorup durma. Kızımı bul Köksal. İstanbul'un altını üstüne getir. Girmediğin delik kalmasın. Bana kızımı getir. Sakin ol, yavaş, yavaş, kalkma. Rüya mı görüyorum ben? Sen nasıl buldun beni? Cebine bak. O sana yapılan ilaç. Gitmen gerekiyor, biliyorum. Ambulans senin için geliyor. Doktora bu ilacı göster. Akıncı. Teşekkür ederim. Ben de. Ablam nerede baba? Ne oldu baba? Baba söylesene Nergis nerede? Buluşma olmadı. Ne demek buluşma olmadı? Olmadı işte. Birileri benden önce gitmiş. Gittiğimde ortalık savaş yeri gibiydi. Bir sürü ceset. Ablam? Yok. Götürmüşler. Kim götürmüş? Bilmiyorum. Belliydi böyle olacağı. Sana 40 defa söyledim baba. 40 defa söyledim, polis dedim. Ben de sana 40 defa olmaz dedim. Adamların şakası yok. En ufak şüphede acımazlar. Şimdi ne oldu? Ha söylesene ne değişti? Giderken hayatın pahasına falan dedin, söz verdin. Ne oldu? Getirebildin mi ablamı? Onu getireceğine söz vermiştim baba. Tamam artık yeter. Ya birbirimizi suçlamanın sırası değil şu anda. Bize her şeyi anlattın, emin misin baba? Ne demek bu? Bizden sakladığın şey ne baba? Bir şey sakladım yok, anladın mı? Hiçbir şey. Hiçbir şey saklamıyorum ben. Böyle olmayacak.
Ben polisi arıyorum. Bırak o telefonu. Sen şansını denedin baba. Sıra bende. Haklı Cevdet. Artık tam zamanı, bırak arasın. Dur bir dakika. Nergis hastanede. Kızınız Nergis Emiroğlu Yeni Beykoz Hastanesi'ne götürülüyor. Ver bakayım. Gizli numara. Hadi çıkalım, çabuk çabuk çıkalım. Lukas. İzini kaybettim. Geldiğimde adresten ayrılmıştım. Eski formundan uzaksın Cüneyt. Senin adına üzücü bir durum. Elimizde bir şey var mı? Var müdürüm, var. Evet, var. Ceset, ceset, ceset var. Başka, başka. Tahmin etmiştim zaten. Ne bu? Neye benziyor? Akıncı'nın işine. Akıncı mı? Gündüz gözüyle. Bugüne kadar Akıncı gündüz gözüyle hiçbir olaya karışmamıştı. Sen nereden haber aldın? Devriye ekiplerinden silahlı çatışma anonsunu duydum. Geldiğinde bir şeyler görebildin mi? Zamanında yetişemedim. Arabamla ilgili bir sorun çıktı. Buraya geldiğinde de manzara bu. Savcı çabuk yetişmiş. Savaş Erman. Az önce sizi sordu. Sayın savcım. Kemal müdürüm. Kolay gelsin. Sağ olasın. Yine iğneyle kuyu kazmaya devam. Yapacak bir şey yok. Müdürüm. Şuradaki adam. Öldürülmeden önce epey direnmiş. Tırnaklarının altı dolu. Deri kalıntılarına benziyor. Kan ve doku örnekleri. Bu besbelli Akıncı'nın işi. O kadar eminsiniz yani? Geride bıraktığı o kadar çok olay yeri, o kadar çok ceset gördüm ki. Pekala. Eğer maktulün bedeninde bir yabancıya ait DNA bulunursa, tırnaklarındaki kan ve doku örneklerinden. Akıncı'yı buluruz yani diyorsun. En azından arayacak bir şeyimiz olur diyorum. Tamam. Raporuma yazarım. Sağ olun savcım. Kolay gelsin. Sağ olun. Nergis nasıl oldu? Bozuk muyuz Akıncı? Anlaşıldı, bozuyuz. Bana öyle bakma. Sizi orada o halde bırakamazdım. Tehdidi açık bir arazide, desteksiz. Tehlike geçmişti. Asla emin olamazsın. Senin bizi bırakıp Lukas'ı takip ediyor olman gerekiyordu. Bana bak, bana işimi öğretme. Hatırlatıyorum abi. Sana senin öğretilerini hatırlatıyorum. Görev. Ne pahasına olursa olsun önce görev. Hayır, önce sen. Duyuyor musun beni? Çünkü sen yoksan görev de yok. Anlaşılan o derste bayağı bir uyuyakalmışsın. Kaldı ki bana da kendi soyumdan intikal eden bir görev var. Akıncı soyuna hizmet etmek ve onu korumak. Ve ben evlat bu görevi yerine getirirken kimseden ama kimseden icazet almam. Sen dahil. Bunu o kafana iyice sok. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin beni. Kimin yaptığını görebildin mi? Hayır, göremedim. Tamam, biz şimdi hemen yanına geliyoruz. Tamam mı tatlım? Hayır, hayır. Gelmeyin, gelmeyin. Biraz dinlenmek istiyorum. Yani yanlış anlamayın ama... Kendime bile tahammül edemiyorum. Tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı peki? Yok, yok canım. Dediğim gibi, sadece biraz uyumak istiyorum. Tamam, güzelim. Ama bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka bizi ara, olur mu? Besteyi merak etme. Ben ona burada bayağı iyi bakıyorum.
Şimdi bana böyle davrandığına bakma. Biliyorsun bana hasta olduğu için. Yemin ediyorum delisiniz siz ya. Hadi öpüyorum sizi çok. Tamam, bay bay. Çok seviyoruz seni. Ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Acil durumda bu düğmeye basarak beni çağırabilirsiniz. Tabii, çok sağ olun. Abla, iyi misin? Canım, canım, canım. İyiyim, iyiyim. Merak etme. Geçmiş olsun Nergis. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Nergis. İyi misin kızım? Hadi bana iyi olduğunu söyle. Gecikti. Neredeyse gelir. Araştırdın mı, sağlam mı? Çıkınca. Yok. Öyle yürümüyor bu işler. Avans mavans. Geçeceğim bunları. Tekneme binmek istiyorsan sözünde duracaksın. Beni boşu boşuna çağırmayacaksın ayağına. Bu kadar güvensizlik fazla. Babamın bir lafı var. Parası olanlara asla sırtını dönme der. Haklı. Olur da parayı hazır ederseniz arayın beni. Adresi veririm. Getirir sayarsınız parayı önümde. Ya da siz bilirsiniz. Pek de aziz sayılmazmış. Hayvanlar aleminde aziz yoktur Adam. Bir sabah kahvaltısı vardır, bir de akşam yemeği. Ne halleri öpüştük. Şu adamın tafrasına bak. Merak etme efendim. Ben o parayı bulacağım. Demek bulana kadar buradayız. Uzun sürmez efendim. Öyle sanıyorum. Güvenli elemanlar bul Adam. Tabii güvenebileceğimiz birileri kaldıysa. Baban da böyleydi. Nasıl? O da böyle dalar giderdi. Merak edip sorardım ama baban işte. Ağzından tek bir laf alabilene aşk olsun. Hele böyle düşünceli zamanlarında. Kaç yıllık kocam. Alışmıştım artık o hallerine. Onun için çok üstüne gitmezdim. Kim bilir derdim. Aklı nerede? Dünyanın hangi köşesinde? Afganistan, Sudan, Irak. Kafasının içinde dünyayı dolaşıp dünyanın derdini sırtlanıyor. Onca yükü taşıyor derdim. Şaşardım. Hadi o asker adamdı. Görev adamıydı. Aklı fikri cephedeydi. Ya sen oğlum? Sen kendi halinde bir öğretmensin.
Yani neler geçiyor senin aklının içinden? Öyle kör kuyuya bakar gibi dalıp dalıp gidiyorsun abi oğlum. Peki, öyle olsun. Öğretmenim ama babamın oğluyum diyorsun. Baban gibi sana da çok yakışıyor gülmek oğlum. Allah hiç eksik etmesin o gülüşü yüzünden. Senin de dualarını başımdan eksik etmesin anne. Amin. Bizden istediğin bir şey var mı Nergis? Yok. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum sadece. Bütün gün uyumak. Hiçbir şey düşünmeyip, hiçbir şey hissetmeyene kadar. Bitkisel hayat gibi. Ne diyorsun baba? Mümkün mü bu? Doktorlar bana bunu sağlayabilirler mi? Ben kendime bir kahve alacağım. İsteyen var mı? Ben bugün seni buraya hastaneye getirdiklerine dair bir mesaj aldım. O mesajı kimin attığını biliyor musun? Anlamadım. Bana bir mesaj geldi. Yo, onu anladım. Ama bu şu anda en son sorulacak soru. Yani sorulacak kıyamet kadar soru var ve biz hastaneden başlıyoruz öyle mi? Niye başa dönmüyoruz? Ama benim sorularımla. Senin değil. Mesela niye kaçırıldım? Beni kaçıranlar kim? Yani 3-5 tane serseri olmadığı kesin. Ya silahlı bir milisti resmen oradaki adamlar. Baba sen ne yaptın da böyle insanlarla yolun kesişti senin? Ben babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Benim baba... Benim babam kim? Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. Ben dünyanın en temiz insanı değilim. Öyle bir iddiam yok ama en kötüsü de değilim. İnsanım işte. Bak kızım. İnsanın hayata nereden başladığı önemli bir şey. Nasıl başladığı. Bazı şeyleri değiştirebiliyorsun. Gücünün yettiği şeyleri değiştiriyorsun. Peki ya değiştiremediklerin? Onlar var işte. Onlar hep olur. Ve sırtında bir yük olarak kalır daima. Konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız, tamam mı? Sen şimdi biraz uyu, dinlen. Hepsini konuşacağız. Akıncıydı. Beni kurtaran Akıncıydı. Zahmet ettin, sağ ol. Afiyet olsun. Meral, ilaçlarını düzgün kullanıyor musun? Yani bir faydasını görüyor musun desem, hep aynı. Ya hiç geçmiyor bir halsizlik. Geçecek. Halsizliğin de geçecek. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biraz daha sabır. Biliyorum. İyi olmak zorundayım zaten öyle değil mi? Kızımız için ona belli etmemeye çalışıyorum. Merhaba.
Efendim Hacer. Yok, ben aç değilim. Sen kendine göre ayarla bir şeyler. Tamam, geliyorum. Gidiyor musun? Kusura bakma. Kızım, bak baban gidiyor. Kalk bakalım. Atla kucağına da çok özlesin seni. Baba. Kızım benim. Neden gidiyorsun? Daha çok az oynadık. Ama yine geleceğim. Ha? O zaman daha çok oynayacağız. Söz tamam mı? Söz. Ne sözü? Baba sözü. Anneyi üzmek, yormak yok, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Aferin sana. Ne sözü? Minnoş sözü. Hadi bakayım, babayı uğurla. Hadi bakalım. Ben küskünüm feleğe. Düştüm bitmez çileye. Ben küskünüm feleğe. Düştüm bitmez çileye. Nerelere gideyim? Para bahtım gülmeye. Nerelere gideyim? Meral, sofra hazır. Çok güzel görünüyor. Gel. Teşekkür ederim. Düştüm bitmez çile. Ellerine sağlık. Ben küskünüm feleğe. Sağ olun. Sağ olun. Meral, bu konuyu kapatalım. Tamam. Bu konu bir daha açılmasın. Çocuk kaldırmak falan yok. Anlaştık mı? Bir daha duymayacağım. Lütfen aklına bile getirme. Bu çocuk doğacak. Sen anne olacaksın. Ben... Ben baba olacağım. Meral, Maral. Ben baba olacağım. Kemal, çok ciddi bir karar. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, kolay olmayacak. Adil de olmayacak. Hiç adil değil. Haksızlık. Büyük haksızlık. Peki ya karın? Karın haksızlık değil mi? Belki en çok ona haksızlık. Bazen diyorum ki... keşke Hacer bu kadar iyi biri olmasaydı. Belki o zaman... ne bileyim ben. Belki her şey daha kolay olurdu. Ben bunu düşünüyorum sonra. Sonra... kendimden utanıyorum. Yerin dibine geçiyorum. Aynada kendi yüzüme tükürüyorum. Bir küfürler ediyorum kendime. Aklın şaşar. Sonra sen geliyorsun aklıma. Karnınla filizlenen o. Biricik şey geliyor aklıma. İşte o zaman ben başka biri oluyorum. Meral, ben bu çocuğu istiyorum. Ben bu çocuğu her şeyden daha çok istiyorum. Kendimden bile çok istiyorum. Bitmez çileye. Ben küskünüm feleğe.
Kemal'im hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben sadece yoruldum. Ben yatacağım hemen. Ihlamur demlemiştim. İçine tarçın da koydum. İçeriz değil mi? Bal da koyarız. Yok Aşer, gerçekten çok yoruldum. Hiç oturacak halim yok. Sen iç. Ben yatayım. Saat daha erken değil mi? Ne bileyim, iki satır muhabbet etseydik. Allah rahatlık versin. Sana da. Haydi Murat, haydi. Harikasın Emre. Telaş yok. Tempo, tempo. Haydi Murat, haydi. Haydi Murat'ım. Harikasın Murat. Aferin. Son iki tur. Hocam öldük ama ya. Berkay, on şınav çekeceksin sonra. Hadi, hadi. Haydi Ozan. Atsana oğlum. Harikasın oğlum, işte bu. Aferin oğlum. Aferin. Fatih Hocam, ne diyorsun? Ne olur bu haftaki maç? Hocam onu siz söyleyeceksiniz. Ben yardımcı koçum. Hocam! Rakip çok sıkı hocam. İtalyan Koleji. Adamlara geçen yıl kolej bebeleri dedik. İstanbul finalinde bizi ezip geçtiler. Takımlarında 4 ve 5 numaraları var. Pire gibi. Siz 4'ü 5'i boş verin hocam. Bizim takım takım mı? Biz ona bakalım. Hadi, hadi gel, gel, gel. Yapma Fatih Hocam. Senin Murat, Ozan, bunların hırslarına hayranım. Çok yetenekliler. Ah tabii bir de beraber birlikte oynamayı becerebilseler. Gez önünü, gez, gez. Attırma. Yapış abi. Oo hocam, oo. Ne oluyor ya? Ya hocam bu da mı faal değil ya? Murat on şınav. Ne? Başla. Sen de Ozan. Başla. Bana sorarsan biz hala bir takım değiliz hocam. Tekrar. Evet abi, hadi. Hadi, hadi. Bu da iyice yapıştı kaldı Murat'ın üstüne. Hayır. Yapma. Yapma. Filiz, hayır. Hayırdır inşallah. Orhan abi, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ne var, ne istiyorsun? Ne oldu abi ya sabah sabah? Ne var, ne istiyorsun? Abicim gene şirinliğin üstünde. Allah Allah. Abi yürü git. İyi günler hocam. İyi günler. Selam. Selam. Atölye çalışmanız bitti mi? Evet, bitti. Eğer vaktin varsa bir kahve içelim mi? Ya iyi olurdu ama parça çalışmam gerekiyor. Neyse, başka sefer o zaman. Ben çalarken piyanoyla eşlik eder misin bana? Ya aslında benim de pek vaktim yok. Vaktin olsa eşlik ederdin yani. Neyse, sevindim bunu duyduğuma. Bak ne diyeceğim.
Bu akşam Harbiye'de bir konser var. İstanbul Yaylı Çalgılar Beşlisi. Masamda iki tane davetiye duruyor. Eğer bana eşlik edersen söz, ben de bir gün sana piyano çalarım. Bu tebessüm kabul anlamına mı geliyor? Beyefendi, ayıp oluyor ama. Haklısın kardeşim. Kusura bakma. Hayırlı işler. Hayır, seni dinlemiyoruz. Konu tartışmaya kapalı. Bence de. Nergis, hadi. Eve gitmem lazım tamam, benim. Tamam, eve gidiyoruz. Kendi evime. Tamam, tamam. Kendi evine. Hadi, üşüme. Toparla ip hemen çıkıyorum abla. Mutfağa bir şey lazım mı? Gelirken alayım. Ha Hacer, gelirken manavdan kara lahana alır mısın? Bizim manavdan. Bir de salata malzemesi, yeşillik falan. Tamam. Hadi görüşürüz. Ay. Niye burada ki? Nasıl gidiyor çalışma? Fena değil. Konunuzu belirlediniz değil mi? Evet. Dünyada giderek azalan su kaynakları. Güzel. Önemli. Özlem nerede? Kantindeydi. Hı. Yardımcı oluyor ama sana değil mi? Evet hocam, yardımcı oluyor bana. Biz araştırmayı ikiye böldük. O bir kısmını yapıyor, ben bir kısmını yapıyorum. Peki. Hassas olduğum bir konu. Sonucu bekliyorum, merakla. Ben de. Hadi iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Bir şeyler yapalım mı? Bugün. Ha, bugün. Şeyi merak ediyorsan korumayı Zafer abi, atlatırız onu bir şekilde. Ne koruması ya? Yemişim Zafer'i. Bugün Ozan'a sözüm vardı. Şu projeyi halledecektik ya. Ha, iyi. O zaman şöyle yapalım. Sen bitirmeye yakın ararsın beni. Hatta ben sizin yanınıza gelirim, olmaz mı? Olur. Güzel olur hatta. Arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Hocam. Biraz Özlem'le konuşalım mı? Tabii. Haberleşiriz o zaman. Nasıl geçiyor Duygu ile çalışmanız? Gayet iyi hocam. Sen de ona yardımcı oluyorsun. Evet, tabii hocam. Güzel.
Çünkü neden biliyor musun bak? Bu projenin kendisinden çok da önemli bir amacı var. Ortak akıl. 1+1=3 etmeli. Bana bunu kanıtlıyorsunuz. Bir takım gibi. Anlaşıldı mı? Hı hı. Puanlamanızı bunun üzerinden alacaksınız. Benim kağıtlarda okuduklarımdan değil. Tamam? Tamam hocam. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim. Ah be Yeliz Hoca, ah be Yeliz Hoca. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Gözün aydın. Benim Adam. Adam? Nerelerdesin sen? Songüler'de biraz meşgulüm. Evet evet, beni aramamandan belliydi zaten. Dinle. Fazla vaktim yok, bir şey rica ediyorum. Neymiş o? Şu sende duran emaneti hatırladın mı? Evet hatırladım. Güvenli bir yere sakladım söylemiştin. Evet öyle yaptım. Ona ihtiyacım var acil. Ama şu an mümkün değil. Sebep? Çünkü İzmir'deyim ve yarın ilk uçakla döneceğim. Kahretsin. Adam başın mı dertte? Gelir gelmez beni ara. Yani adamın işi başından aşkın Hacer. Ya koymuştur zarfı çekmeceyi, unutup gitmiştir. Ne var ki bunda? Ya abla, ne unutması ya? Öyle çekmeceye falan atılmış değildi. Bildiğin ıvırların kıvırların altına saklamış. Ben anlamaz mıyım? Ya vardır bir bildiği.
Ya sen eniştenin... Ya ben iki saattir ne anlatıyorum size ha? Ne diyorum ben? Kızım bir dur, sakin ol. Allah Allah. Kemal bugüne kadar benim adama gelen fatura zarflarını bile açmamıştır ya. Baksana sen bana Hacer. Sen bunu Kemal'le oturup konuştun mu hiç? Hayır. Peki tut ki sakladı. Belki doğru yanlış bir nedeni vardır. Bunu tartıştın mı? Hayır. Ne yaptın? Geldin buraya kendini didikliyorsun. Boşu boşuna vesvese. Vallahi doğruya doğru. Ablam haklı. Size derdini anlatan da kabahat. Ne diye gelirsin ki? Ne dedim ki ben şimdi? Abla bana baksana. Ya gelir misin buraya? Abla. Abla. Lucas, you know what time it is here? Sorry to disturb you. Time doesn't pass for some of us. What's wrong, Lucas? I need your help. What kind of help? You need to get me out of here. Why, Lucas? Why? Why should I get you out of here? So you bring your mess to my door. What will I do with you? At this point, you're of no use anymore. Don't treat me like that. You just can't. You have no right. I gave my life to this country. My life. For a price, Lucas. For a price. I gave you that lifeline. I said, come on. Do you remember? Come, we'll go hunting together, right? But what did you do? Tell me, what have you done? You brought a war to the city with your own will. We started this together, don't forget. Yes, we were, but you failed. When you fail and they tell you to quit, you quit, okay? You leave, that's all. You don't stick around and make the problem even worse. Whatever I did it for my country. Those who succumb to their own ambition, like you, they all say this line. Even when they know it's a lie. Bitter end, Lucas. Bitter end. Very painful. Nasıl peşime taktın seni ama? Hemen geliyorum abi. Kuzuk günümüzdeyiz galiba. İşe yaradı ama. Yani korktun mu başına bir şey gelecek diye? Hala kötü bir sürücüsün. Korktun. Yani benim için. Korkamam mı? Yok. Ya kork. Hatta daha sık yap bunu. Benim için korkman demek, beni düşünmen demek. Arkadaşlar birbirini düşünür. Evet Fatih, ben de düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama... Açıkçası ben... Seni düşünmeden duramıyorum. Anlıyor musun? Anlarım. Yeliz hocam. Yeliz. Yeliz. Yani... Nasıl söylesem... Aynı okuldayız. Yani öğrencilerimiz var. Biz son bir duruşumuz okulda. Yani ben böyle bir şeyin açıkçası bize çok özür diliyorum. Benim buna bakmam lazım. Affedersin. Efendim? Sinirin geçtiyse işimize dönebilir miyiz? Hesabı alabilir miyim? Hemen alın. Döneyim. Lucas'la ilgili bir gelişme? Olabilir. Nedir? Öğrenmek istiyorsan yolu biliyorsun. Geliyorum. Ah, lütfedersiniz beyefendi. Lütfedersinmiş. Yeliz, benim acil kalkmam lazım. Kardeş, bize hesap abi verebilir hesabı... misin? Hesabı... Hesap tamam hocam. Öyle mi? Peki. Kesinize bereket. Öyle toprakla kapatıyoruz üstünü. Hah, çok güzel oldu. Şimdi bu nergisler burada güzel güzel büyüyecekler. Burada büyür mü anne? Aa, büyür tabii. Çiçek bile açar.
Biraz da su verelim. Bu da Nergislerimizin can suyu olsun. Teşekkür etmek için böyle güzel güzel açtınız mı? Çiçekler teşekkür etmeyebilir mi anne? Aa, tabii ki bilir. Bilmez mi hiç? Onların da canı var. Ve her canlı teşekkür etmenin bir yolunu bulur. Ben de sizi çok seviyorum. Oh. Nergis. Kızım. Biraz daha iyi misin? İyiyim. İyiyim, daha iyiyim. Özlemiş misin odanı? Çok. Çok özlemişim. Annemin kokusu var sanki hala içeride. Evet. Ben de özlüyorum o günleri. Ama hayat... Ben de katılabilir miyim size? Gel canım. Polisi aramışsındır herhalde. Değil mi? Baba. Polisi mi? Hı hı. Polisi. Nergis kurtuldu. Belayı atlattık. Artık rahat rahat arayabiliriz. Öyle. Değil mi? Hayır, arayamayız. Rahmetli babanla son fotoğrafımız. Bu fotoğraf çekildikten biraz sonra, yarım saat sonra. Bak evlat, çok insan kaybettim ben. Çok silah arkadaşım öldü. Ama baban, babam bir başkaydı. O herhangi bir değil. O bir akıncıydı. Benim varlık sebebimdi. Görevim onu korumaktı ama başarısız oldum. Başaramadım. Peki sonra ne oldu biliyor musun? Sonra ben de öldüm. Ta ki seni bulana kadar. Aynısını bir daha yaşayamam. Bunu kaldıramam. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Anlıyorum abi. Git şimdi bana bir kahve koy da işimize bakalım. Ben de isterim her şey kitaba uysun. Kimse ellerini kirletmesin.
Kirlendiğini söylüyorsun yani, öyle mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Kirlenmemek diye bir şey yok, onu söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden mi polise gitmedin? Pardon, gidemedin. Hayır. Ne demek hayır baba? Ablamaz daha. Ya saçmalama. Benim, ben babanız. Bana böyle bakmayın. Ben canavar falan değilim. Tamam, melek de değilim ama ben... Sen. Çok doğru bir yere parmak bastın baba. Evet, sen. Senin ne olduğunu biz bir çözebilsek o zaman çok rahatlayacağız. Ne değişecek Nergis? Benim babanız olduğum gerçeği değişecek mi? Çocuklarım olduğunuz gerçeği, aile olduğumuz... Neyin değişip neyin değişmeyeceğini bırak da biz karar verelim. Ha yani, beni yargılayacaksınız, sonra bir karar vereceksiniz, öyle mi? Yok öyle. Öyle değil o. Bu seni korkutuyor mu? Ne dedin sen? Korku dedim baba. Hepimizin bildiği korku. Sen korkuyu bildiğini mi sanıyorsun? Hayır, bilmiyorsun. Baban var senin. Ben sana anlatayım korkuyu. 13 yaşındayım. Kapalı çarşıda bir handa, atölyenin üst katında izbe bir odada yatıp kalkıyorum. Artin Usta var. Toprağı bol olsun. Pırlantanın piri, üstadı. Doğru değil. Sana söylenenler doğru değil. Yapma. Beni dinle. Yapma. Beni dinle. Yapma. Gözümün önünde öldürdüler. Son anda beni bir dolabın içine saklamıştı. Yaşlıydı. Çok yaşlı. Hiç acımadılar. Adamlar gitti. Ben kaldım o dolabın içinde. Hiç kıpırdamadan. Belki bir saat. Belki 100 sene. Sonra polis geldi, çıkardı beni. Korku oydu işte. O küçük çocuğun o dolabın içinden gördükleriydi. Oydu korku. Sen korkudan mı bahsetmek istiyorsun? Korkudan bahsedelim. O korkuyu yaşayan insan neler yapabilir? Sen biliyor musun? Baba, biz bu hikayeyi... Hayal bile edemezsin Yağız. Hayatta kalmak için neler yaparsın? O korkuyu bir daha yaşamamak için. Çocukların aynı korkuyu yaşamasın diye. Yaşanıyor ama. Dün yaşadım. Elim kolum bağlı, bir sürü adam, bir sürü ceset gördüm ben ya. Hayatımı vermeye razıydım Nergis. Sadece sen dün yaşadıklarını yaşama diye. Niye polise gitmedik baba? Basit bir soru. Basit de bir cevabı olmalı. Niye polise gidemiyoruz? Anlaşılan basit bir soru değil. Cevabı olmadığına göre. Bunlar Amerikan konsolosluğuna atanan yeni personel listesi. Dikkat çeken bir isim? Hayır, hepsi temiz. Lucas ayarında biri? O da yok. Ne yani? Gizli yapı benden bu kadar deyip havlu mu attı? İmkansız. O halde? O halde artık Lucas gibi asalaklarla çalışmayacaklar. Yerini kim alacak? Şimdi. Burası resmi kayıtlara göre Amerikalı, Türk ve Orta Doğulu iş adamlarını aynı çatı altında buluşturan New York merkezli bir düşünce kuruluşu. Gayri resmi olarak? Gizli yapının İstanbul üssü. Yaklaşık bir ay önce faaliyete geçtiler. Gelelim buna. Bu görüntüler birkaç gün önce çekildi. Ve... Karşımızda Cevdet Emiroğlu. Vay be. Ne itibarlı bir uğurlama değil mi? Kapılara kadar. Bayağı. Sence bunu nasıl okumalıyız? Eğer elimizdekileri alt alta sıralayıp toplarsak bir. Konsolosluğa sicili temiz personelin atanması. İki. Gizli yapının konsolosluk bünyesinden çıkartılıp bağımsız bir kuruluş gibi sunulması. Ve üç. Lucas'ın yerine başkasının atanmaması. Ki bunu çeşitli kaynaklardan doğrulattım. Sonuç olarak karşımıza çıkan en mantıklı ihtimal... Cevdet Emiroğlu, gizli yapının yeni İstanbul sorumlusu. Aynen öyle. Çok iyi.
Çok dostum oldu benim, Nergis. Çok da düşmanım. Hiç yılmadım. Hep mücadele ettim, savaştım. Hep ayakta kaldım. Çocuklarıma hiçbir şey belli etmedim. Şimdi sıra bedel ödemeye geldi yani, öyle mi? Bugünlük baban kazandı. Ama haklı olan bizdik. Yapma. Beni dinle. Yapma. Buyurun Cevdet Bey. Köksal bana iyi haber ver. Lucas'ın bütün adresleri boş. Anladığım kadarıyla yer altına çekildi. İstanbul'daki diplomatların ve yabancıların takıldığı elit mekanları dolaşıyorum. Şimdiye kadar bir iz bulamadım. Ama peşindeyim. Merak etmeyin. Onu bulacağız Cevdet Bey. Canım benim, hoş geldin. Dur bir bakayım sana, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok merak ettik seni tatlım. Ay şükürler olsun, iyisin. Abla ya, ödümüz kaçtı ya. İyisin değil mi? İyiyim. Çok iyi gözüküyorsun. Sizin, bir dakika ne bu haliniz ya? Boyacı çıraklar gibi olmuşsunuz. Bir dakika, bir dakika tatlım. Biliyorsun ki usta olan benim, çırak olan işte bu. Tabii. Ya biz stüdyoyu boyuyorduk da öyle bir yemek arası verdik. Aç mısın? Yok değilim ama bir kahvenizi içerim. Olur hadi. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne kahvesi ya? Kahve mahve yok. Öldük kızım meraktan. Hadi anlat artık. Sonra içersin kahveyi. Dur, benim nefes alayım. Hayır. Kahve falan yok. Bize ne olduğunu anlatacaksın. Lucas'ın sığınabileceği ülkeler sınırlı. Hatta yok denebilecek kadar az. Batı dünyası olmaz, gizli yapı anında ensesine yapışır. Geriye kaldı Latin Amerika ve Afrika. Oralarda dikiş tutturmak çok zor, çok para lazım. Sen kendini Lucas'ın yerine koysan, para deyince aklına ilk kim gelirdi? Cevdet tabii ki. Bu yüzden dergisi kaçırdı. Ama sen takasa engel oldun ve Lucas parasını alamadı. Yani anlayacağın herif hala buralarda bir yerde. Yasal yoldan bir yere kımıldayamaz. Kaçmayı deneyecektir. Kendisini kaçıracak birilerine ihtiyacı var. Aynen. Kim bunlar? Eğer İstanbul'dan yurt dışına kaçmak istiyorsan sessiz sedasız bu dört çakaldan birinin teknesine binmek zorundasın. İyi, düşelim peşlerine. Biz değil, ben. Koskoca Akıncı böyle küçük işlerle uğraşmaz. Abi Akıncı olmam şart değil. Sana kaç kere söyleyeceğim. Fatih olarak ortalıkta görünmen doğru değil Fatih. Nergis'le konuştun mu hastaneden sonra? Bak bunu söylemek çok zoruma gidiyor ama ona olan duyguların, bak tamam Nergis temiz bir kız ama babası, evet, herif İstanbul sorumlusu. Biliyorum abi ve bu onu benden daha da tehlikede yapar. Babası yüzünden sürekli ateş altında.
İnsanlara anlatmalıyız Nergis. Hatta haberini yapmalıyız. Ya çok büyük bir olay bu. Ya ölümden dönmüşsün resmen. Nasıl yapacağız Beste? Elimizde tek kare görüntü var mı? Yok. Ya o kadar insan öldü, çatışma oldu. Haberlerde bir şey var mı? Yok. Laflar var sadece elimizde. O da benim laflarım. Yani biri çıkıp yalanlasa ne diyeceğiz? İyi de bu olay emniyete bildirilmiş olsa bu şekilde olmazdı. Ya babam mesela. Babam konusuna hiç girme Beste. Yani o durum zaten yeterince karışık. Peki şart mı yani baban gibi davranma? Nasıl yani? Yani babanın yaptığını yapmak zorunda değilsin. Öyle değil mi? Sonuçta bu olayın mağduru sensin. Ya git polise ihbarda bulun. Aynen, kesinlikle. O durum yeterince karışık arkadaşlar. Yani öyle kolay verilecek bir karar değil bu. Tamam tatlım, sen nasıl istersen. Sen şimdi bunları hiç düşünme. Daha sonrasında konuşur, bir yol buluruz, tamam mı? Sen hiç şimdi bunlarla kafanı yorma. Olur. Hadi Sener, biz de gidelim artık. Çok işimiz var. Ben de geliyorum. Ablacığım, bir dur, bir sakin ol, bir nefeslen. Öyle yapılır ya genelde. Evde durup delirmekten iyidir Taner. Fazladan fırça var mı? Çok tatlı ya. Ya sen fırça istersin de fırçamız olmaz mı bizim ya? Gel. Ne yapacağız? Kimse yok burada. Buraya kadar geldik, boş dönmeyelim. Nasıl gidiyor görüşmeydi? Fena değil. Dost ziyareti mi yoksa geçerken mi uğradın? Tanıyor musun? Tanımam mı gerekiyor? Dikkatli bak. Bunu hiç görmedim. Diğeri? Evet, hatırlıyorum. Devam et. Haftada bir iki kez gelir. Yarım şişe de verir gider. Sağlam da bahşiş bırakır. Ne biliyorsun hakkında? Hiçbir şey. Bu adamı bulmam gerek. Hı? Hadi ama uğraştırma beni. O kadar hukukumuz var senin de. Bak, adam hakkında hiçbir bilgim yok. Sevgilisi var. Buraya sürekli sevgilisiyle geliyor. Adı Hale. Şarkıcı. Küçük mekanlarda çıkıyor. Hangisinde? En son arkadaşımın mekanında çıkmıştı Nişantaşı'nda. Ozan, oğlum oyun oynamaya mı geldik buraya? Patlama ya, story çekiyorum şurada. Nasıl olmuş? Oğlum Özüm'e söz verdim. Seninle dalaşmayacağım, sana bir şey yapmayacağım diye. Ama sen de bana birazcık yardımcı ol, tamam mı? Tamam hadi bitirelim, bitsin şu iş ya. Bak, Özlem gelene kadar. Şimdi anlaşıldı. Ne anlaşıldı oğlum? Şş, bana bak. Hah, geldiler. Özlem. Siz rahatınıza bakın, biz oturduk buraya. Özlem'in yanındaki kim? Özlem'in bir arkadaşı. Arkadaşı? Emin misin kanka? Ne ara kanka olduk oğlum? Ya iki dakika tartıştık diye kanka olamayacağız mı ya Allah aşkına? Oğlum sen ne kadar yüzsüz bir herifsin ya. Dur ya, dur. Kızın güzelliğe bak, utanmasam aşık olacağım ha. Utanmıyorsun ki oğlum zaten. Hem boşuna heveslenme, o kız sana bakmaz. Niye? Pardon, bakar mısınız? Buyurun. İki meyve suyu, bir de iki tane kaşarlı tost. Tamam, hemen. Ne tartışıyor bunlar ya? Aman, her zaman kendileri işte. Kedi köpek gibiler. Ya bakma, hoca bunlara proje falan verdi de. Ha, anladım. Her şey yolunda mı? Yolunda? Bir sorun yok. İyi. Ben hayır. Canım. Merhaba Özlem. Merhaba. Ne oldu? Nedir mesele? Arkadaşın. Ne olmuş arkadaşıma? Çok güzel.
Bundan sonra ne? Yani tamam haklısın ama şimdi bu durumu seninkine söyledim. Murat'a yani. Dedi işte yok sana bakmaz falan. Niye diye sordu. Kız zengin bir kere dedi. Dedim ben de yani zengin olmayabilirim ama gururluyumdur yani dedi. Merhaba ben Ozan. Didem. İyi akşam maça geliyorsunuz değil mi? Bakarız Ozan. Tamam. Kim bu çocuk ya? Aman serserinin tek işte. Belli olmuyor mu? Hem de nasıl? Hale Hanım'ın İzmir programı vardı. Bugün kendisi yok. Ne gün dönüyor? Yarın. Adresi nedir? Ne yapacaksın ki adresi? Çiçek yollayacağım. Çiçeği buraya yolla. Hem daha sağlam olur. İstersen şöyle yapalım o zaman. Sen benim adıma çiçeği Hale Hanım'a sipariş edersin. Ben de bu arada Hale Hanım'ın adresini alayım ha. Ne dersin? Tamam. Ha, bu arada Hale Hanım'ı arayıp hazırladığım sürprizi bozmak istemezsin, değil mi? Öyle bir hıyarlık yapmazsın herhalde. Evet. Güzel, aferin. Peki ben şimdi Hale Hanım'ın adresini alayım. Kolay gelsin Güler. Sağ ol müdürüm. Nasıl gidiyor? Birazdan başlıyoruz. Onunla özel olarak ilgilendiğini duydum. Doğru. Ne söyleyebilirsin hakkında? Yüzeysel muayeneye göre maktul, tiroid kıkırdağına yapılan baskı sonucu öldürülmüş. Ölmeden önce epey direnmiş. Tırnak aralarında kan ve doku örneklerine rastladım. Örnekleri DNA analizi için laboratuvara gönderdim. Harikasın. Güler. Senden bir ricam daha olacak. Elbette. Bu DNA sonuçları önce bana gelsin. Önce bana. Bunu yapabilir misin? Ne demek müdürüm? Aferin sana. Bir tanesin. Neyin peşinde olduğunu sorabilir miyim? Tabii. Sorabilirsin. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Annem. Hah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yok mu bizimkiler? Buradalar. Bunlar hazır. Vay, teyzelerin en güzeli. En genci. Hiç öpme, yemek yap. Oh, bismillah. Sen şimdi hana. Nereye bunlar? Seninki ne? Nereye? İşte seninki ne? Kime? Nergis'e? Sanki anlamadım. Teyze. Şişt, uğraşma oğlumla. Tamam, ben bırakırım bunları. Fatih, şey soracaktım ben. Orhan abin diyorum. Nasıl şu son zamanlarda? Afiyettedir inşallah. Orhan abim iyi. İyi ama bu aralar bir dalgın, bir canı sıkkın gibi. Anlamadım ben de. Yani vardır onun. Aklını kurcalayan bir şey kesin vardır. Yoksa öyle olmaz o. Kesin, kesin. Ama işte soruyoruz da anlatmıyor. Ağzını bıçak açmıyor, anlamadım. Ya, yalnızlık oğlum. Onun derdi yalnızlık. Bence de. Götüreceksen götür şunları. Dökme çorbaları. Başlatma evet. Orhan abine de sana da. Tut. Bence hemen git. Sonu tehlikeli. Paket servis. Of. Vay vay vay. Komşuoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden çıktın sen ya? Kuryeler dağıtımdaydı, ben geleyim dedim. İyi yapmışsın. Açlıktan ölmüştük biz de. Temiz duruyor bayağı. Abi iyi ki geldin. Çünkü bizim de
Yardıma ihtiyacımız vardı. Tavana geçmiştik. Var ya, ben bu adamın bu huyuna bayılıyorum. Yani ne söylesem hiçbir şey hayır demiyor ya. Her şeye evet diyor. Yani gerçekten annemi göndereceğim, isteteceğim. O derece yani. Ne? Yalan mı? Bugüne bugün ne dediysek hepsini yaptı. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Eyvallah. Çıkmıyor musun? İşim var biraz. Kemal Müdür gitti mi? Az önce gitti. Seni sordu. Bir şey mi dedi? Özlemiş, göresi gelmiş. Kendi lafı birebir. Allah Allah. Eksik olmasın. Nedir onlar? Eften püften işler. Yardım ihtiyacın var mı? Olursa söylerim. Sormuştum sadece. İyi akşamlar Yücel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Az şekerli kahve alayım. Hemen abi. Abimize bir kahve yapın. Ben geldim. Hoş geldin. Hacer'im, iyi misin sen? İyiyim. Ne bileyim, pek öyle gelmedi de. Yedin mi sen? Yedim. İyi, tamam. Ben de bir duş alacağım, sonra yerim. İyi. Orhan abi hoş geldin.
Sen de hoş geldin öyle. Ne var ne yok? Sağlığın abi, içtin mi bir şeyler? İçtim içtim, sağ ol. Evet, anlat bakalım. Abi, senin anlattığın mevzuyu araştırdım. Şimdi benim adamı kim kaçırmış diyorsan... zaten içeride abi. Zor salarlar. Bu atır sizi. Bayağıdır seferde. Dönse haberi gelirdi. Abi, bu olmaz. Senin aradığın adam kanlı adam. Bunun boyun aşar bu işler. Geriye bu arkadaş kaldı. Adı Tarık. Para canlısı bir adam. Çok parası olan. Kuyruğu sıkışan buna gider. Fellik fellik aranan o bilindik isimler var ya abi, hepsini bu uçurur. İnsan ticaretinden birkaç defa aldılar içeri. Ama çok tutamadılar. Arkası çok sağlam. Duyduğuma göre büyük bir işe daha girmiş. Ama senin adam mıdır, başkası mıdır bilmem abi. Peki ben nasıl ulaşabilirim bu arkadaşa? Abi, bana biraz zaman ver, birkaç kişiyi arayayım. Sen bir kahve daha söyle. Hemen gelirim. Dikkatsiz boyamışsın. Ya, güzel oldu. Ya bittim ya, bittim resmen. Kollarım koptu benim. Süper oldu, süper. Şimdi keyfinize bakın. Biz hallederiz geri kalanı. Aynen, biz de birazdan toparlar çıkarız zaten, çok kalmayız. Evet, siz de çok yoruldunuz. Eve gidin biraz dinlenin. Yalnız komşu oğlu, çok teşekkür ederiz. Yani ne zaman şu tavana baksam seni hatırlayacağım yani. Çok sağ ol. Sizin de ellerinize sağlık, güzel oldu. Neyse yani, Fatih abimiz bayağı senin açığını kapattı ama... ne olur dikkat edin ya, bir daha kaçırılmasın herkes abi. Eyvallah. Yani kız çok güzel ya, o açıdan söylüyor. Böyle Taner bir şaka yapmak istedi, değil mi? Hadi biz artık gidelim Fatih. Kaskı sen tak. Ne saçmalık? Hadi siz de dikkatli olun. İyi eğlenceler. Ya abi, adam ya tamam, ne bileyim. Vur. Evet, içeride. Aha. Yalnız mı? Yalnız gelmiş. Tamam. Acele edin biraz. Tamam, kaçırma gözden. Gönderiyorum şimdi. Hayırdır Ali? Alo. Alo. Yok. Yok bir şey abi. Ne oldu, niye panik oldun lan? Kimle konuşuyordun? Kime sattın lan beni? Yok abi, ne satması? Kaldırın şunu. Buyurun efendim. Eyvallah baba, sağ ol. Afiyet şeker olsun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özlemişim. Salebi. Thank you.
Benimkinin biraz tarçının fazla olmuş. Dikkat et. Kurtulmana sevindim. Kazası belası. Kimseye söyleme, olur mu? Aramızda kalsın. Aramızda. Çok iyi geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence o da sana karşı... Saçmalama. Neden? Yani Akıncı çok büyük şeylerle uğraşıyor. Kendini insanlığa adamış biri. Kafasını böyle şeylerle meşgul ettiğini hiç sanmıyorum. O da bir insan. Farkındadır Nergis. Salak değil ya. Bilemeyiz. Neyi bilemeyiz? Salak olup olmadığını mı? Hayır. Hayır, onu demek istemedim. Ya sen neyi, teselli etmeye mi çalışıyorsun? Hayır tabii ki. Niye öyle bir şey çalışıyorum? Öyle yapıyorsun. Tamam. Ben mesela başkası olsaydım, yani ben başkasının yerinde olsaydım. Yani lafın gelişi söylüyorum tabii ki bunu ama. Kim olsaydın? Geldik şurası. Kapının önüne çek. Ayılmamış mı daha? Yok, daha değil. Taşın şunu içeri. Hadi. Kim olsaydım? Söylesene, kim olsaydın? Mesela? Mesela? Akıncı mı? Akıncı kim, ben kim ya? Hayır. Akıncı'yla bir alakası yok. Sen benim arkadaşımsın. Yani çünkü mesela ben Beste'yi çok uzun yıllardır tanıyorum ve hiç Beste'yle böyle şeyler konuştuğumu hatırlamıyorum. Ama senin yanındayken çok tuhaf bir güven duygusu hissediyorum. Arkadaşça bir güven duygusu. Değil mi? Tabii ki. Öyle. Bir dahaki sefere daha iyi sakla. Saklamaya çalışmıyordum. Ne yapmaya çalışıyordun? O zarf neden çekmecede? Ne
Nergis, benim kalkmam lazım. Sen taksiyle gitsen olur mu? Bir şey mi oldu? Yok, Orhan abinin kamyoneti bozulmuş da sapa bir yerde. Benim onu almam lazım. Kusuruma bakma oğlum. Yok, yok. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Nergis, eğer ben Akıncı olsaydım, Akıncı'nın yerinde olsaydım, olmaz. Biliyorum. O zaman neden yaptın? Kaç kere konuştuk seninle? Kaç kere birlikte karar vermedik mi? Birlikte gitmedik mi kuruma? Hacer. Sen madem çocuk istemiyordun, beni neden heveslendirdin? Hacer. Bu eve gelecek o çocuğu ben ne kadar hayal ettim, sen biliyor musun? Gece gündüz o çocuğun hayaliyle yaşadım ben. İstemediğinden değil. Bana yalan söyleme. Bari yalan söyleme. Çocuk isteyen adam o zarfı saklamaz. Tamam Kemal. Çık karşıma. Erkek gibi mertçe çık de ki, Hacer, ben çocuk istiyorum. Ama bu yoldan değildi. Senin çocuğun olmuyor. Ben kendi çocuğumu istiyorum de. Öz be öz kendi çocuğumu. Ben de sana tamam Kemal diyeyim. Tamam diyeyim sana. Haklısın. Benim çocuğum olmuyor. Hakkım var. Yürü git o zaman kendi yoluna bildiğin gibi. Hacer. Sakın dokunma bana. Bana dokunma. Ne biçim bir telefon lan bu? Ne Fikri'si ne arama kaydı? İşte senin gibi beyinsizlere göre değil o alet. Kaşınma lan. Bak bu iyiymiş ama. Doğruya doğru. Tarık'ın haberi yok değil mi? İyi olmasın, işkillenir o. Arıza falan çıkartır. Yok, patronu bekliyoruz. Daha başlamadık. Çok mu acıyor? Elin ağırmış. Ali, sana bir şey soracağım. Sen eskiden de böyle muydun yoksa ben mi hatırlamıyorum? Biraz vardı ama son zamanlarda daha çok arttı. Malum hayat şartları. Doğru, sen de haklısın. Usta, bu Tarık ne iş? Niye arıyorsun? Söyledik ya. O kadar mı? O kadar. Başka? Başka... Lan! Abi patron geliyor. Komik olan ne?
Bitmiyorsunuz anasını satayım. İt sürüsü gibisiniz. Bir türlü bitmiyorsunuz. Sen bitmekten ne anlarsın? Bitmek bak böyle olur. İnat etme. Söyle. Ne biliyorsun Tarık hakkında? Evet, sakallı, dombili, at hırsız gibi bir tip. Eskiden devlette çalışıyormuşsun. Öyle söylüyor Ali. Oo, çok eskiden de. Senin gibiler kolay kolay emekli olmaz. Bak. Tarık umurumda değil. Ben tek bir adamın peşindeyim. Anladın? İyi. Keyfin bilir. Ali'cim, malum hayat şartları. Biz yakalayabilir mi? Buradan bir şey bulabiliriz. Sağ ol aslan. Firiz Hanım. Geberin Orhan Bey.
Filiz Hanım kusura bakmayın. Uyuyakalmışım da kabus. Kabus görüyordum. Sonra bir kalktım siz. Ne görüyordunuz ki bu kadar? Sizi. Benim mi? Evet sizi. Nasıl yani? Bildiğiniz öldürüyordunuz beni. Takır takır infaz ediyordunuz. Geçenlerde de kamyonla pestilimi çıkardınız. Bir baktım üstümdesiniz. Kabus. Ben kabusum sizin için. Yok yok yok. Benim gibi biri kabus. Hayır. Çok güzel ya, harika. Bir dakika gitmeyin, bari yemeği bıraksaydınız. Ben size başka bir şey getireceğim. Ne? Zıkkımın pekini Orhan Bey. Be Orhan. Of oğlum ya, şu ağzını niçin tutamıyorsun ya? Of ya. Bir atlatsak Fatih Hocam, daha da başka bir şey istemiyorum. Bizim potanın çapı kaç santim hocam? 45 santim. Onlarınkini de. Haydi arkadaşlar, toplanın. Haydi bakalım. Hayırdır kaptan? Karadeniz'de gemileri mi battı? Yürü git lan işine. Tazele şunu. Geçiyorum. Sana bahsettiğim emanet. Nereye getiriyorum? Güzel. Yola çıkarken ara, konum atar. Anlaşıldı. Takım. Barbaros. Ne bu haliniz ya? Resmen sizi tanıyamıyorum, resmen. Ozan, Murat, biz böyle mi çalıştık bütün bir hafta hücum varyasyonlarını? Böyle mi oynadık biz ikili oyunları? Fatih Hocam. Bizim sizden ilk beklentimiz takım olmanız. Maçı kazandı, kaybetti, kim kaç sayı attı, nasıl oynadı bunlar hepsi sonra. Çünkü takım olmazsanız oraya gelemeyeceğiz bile. Hepiniz kötü oynamış ve maçı kaybetmiş olacağız çünkü. Anlıyor musunuz? Sahaya çıkın ve takım olun. Tek yapmanız gereken şey bu. Hadi. Sahada bir takım görmek istiyorum. Hadi.
İşte buldum seni Lucas. Buldum seni. Sistemle aratalım şunu. Bakalım bir eşleşme var mı? Hemen hocam. Şimdi yaptın. Konuşma benimle. Bunlar hep böyle didişiyor mu? Hep. Sorma. Ergenlik onların atasporu. Abi işte bunlar böyle çıkmıyor buradan. Aa. Ne yapıyor bu ya? O dükkanın önünü kapatıyor. Hop! Alo! Ustam! Dayı ne yapıyorsun sen ya? Dükkanın önünü kapattın. Biz buraya eşya taşıyacağız. Biz de buraya eşya taşıyoruz. İyi de abicim biz buraya eşya taşıyacağız. Tamam işte biz de buraya eşya taşıyacağız. Televizyoncuların dükkanı değil mi burası? Ha, televizyoncuların dükkanı. Bir beyaz eşya işine girmediğimiz kalmıştı. Ya ne diyor bu ya? Abicim nereye gidiyorsun ya? Gidiyor baba. Yaz değil mi o? Yaz? Boş stüdyo ekranda çok güzel durmaz diye düşündüm. Öyle kafama göre bir şeyler getireyim dedim. İnanmıyorum sana. Canım kardeşim, güle güle kullanın. Canım benim, çok teşekkür ederiz. Ama küçücük stüdyo için bir kamyon eşya getirmişsin. Acaba diyorum bunların bir kısmını ben çeyizime mi alsam? Yani yatak odasını ben alacağım da. Ne kızım, o kadar da eşek değiliz herhalde. Ya sen ne saçma, ne salak gibisin ya. Rezil ediyorsun beni her yerde. Çok teşekkür ederiz Yaz. Hadi gel sana stüdyoyu göstereyim. Hocam. Maç gidiyor. Alın mı o zaman Murat? Şimdi değil. Thank you.
Hocam mola. Mola. Gel, gel, gel. Hocam müsaade var mı? Herkes çöksün. Çökün, çök. Nefes alın. Nefes alın. Yeter mi artık bu kadar? He? Yeter mi? Yetsin. Çünkü maçı kaybediyoruz. Gidiyor maç. Neden gidiyor biliyor musunuz? Öyle bomboş atışları kaçırdığınız için falan değil. Alakası yok. Var mı bilen söylesin. Niye gidiyor maç? Ben söyleyeyim niye gidiyor maç. Çünkü korkuyorsunuz. Korkmasak kazanır mıydık? Yok. Yine kaybedebilirdik. İnsan her durumda kaybedebilir. İnsan bir sürü sebepten kaybedebilir. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Korkmak. Korktuğu için kaybetmek. Hepiniz tek tek korkuyorsunuz kaybetmekten. Bu yüzden tabii ki kaybediyoruz. Ya kaybedersek kaybederiz. Dünyanın sonu değil. Eğer tek başınaysan kırılırsın. Ancak bir bütünsen o zaman karşına neyin çıktığının hiçbir önemi yok. Onu yıkar geçersin. Böyle bu iş. Beş kişisiniz, tek bir vücut olacaksınız. Birbirinizi duyacaksınız, hissedeceksiniz, anlayacaksınız. Birbirinizin eksikliklerini kapatıp eksiksiz bir bütün olacaksınız. O zaman bak bakalım korkuyor musunuz? Takım olacaksınız, bu kadar. Bu kadar. Anladınız mı? Anladınız mı? Anladık hocam. Hadi. Bağır, bağır, bağır. Hadi. Nasılsın? İyiyim. Keyifli geliyor sesin. Kardeşimin basket maçı vardı da kazanmışlar. Ondan keyfim yerinde. Tebrikler. Hani şu konuştuğumuz konser var ya, o bu akşam. Gideriz değil mi? Bilmem ki, daha konuşmadım bizimkilerle. Ya hadi lütfen, evet de benim de keyfim yerine gelsin. Tamam. Konuşup haber vereceğim o zaman sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Edim. Para yanında mı? Evet, yanımda, çıktım şimdi. Para vereceğin adamın ismi Tarık. Nereden bulacağım? Konum yolluyorum. Tamam, bekliyorum. Sakin, sakin. Öldürtmek olur sonra. Tamam. Korkma. Ben soracağım. Sen cevaplayacaksın. Tamam. Ya da bu bıçak sapına kadar gırtlağına girecek. Karar senin. Tamam. Elimi çekeceğim. Sonrası koymak yok.
Adam nerede? Bilmiyorum. Nerede? Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten. O mu arıyor? Ver telefonu. Keşke her şey bu kadar kolay olsa ha. Tereyağından kıl çeker gibi. Sakin. İn arabadan. Bir şey yapmayacağım demiştin. Bir şey yapmayacağım demiştin. İn arabadan. Bir şey yapmayacağım. İn. Bekle. Sakin. Sakin ol. Yürü. Yürü. Sakin. Sakin. Dur orada. Lütfen yapma. Lütfen. Lütfen yapma. Gir içeri. Şş. Şimdi. Şu herif. Adam. Nerede o? Bilmiyorum. Nerede? Gerçekten bilmiyorum. Gitsem söylerim. Sana yolladığı bu konu? Tarık. Tarık diye birisiyle görüşecektim. Ona bir şey verecektim. Ne verecektin? Ne verecektin? Geç şuraya. Para yolda. Geliyor. Anlaşmamız hala geçerli kaptan. Hele para gelsin dedim. Sana geliyor dedim. Mesele yok gelirse. Anlaşmamız geçerli. Planın ne? Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Sizin sahile Zodiac'la yanaşacağım. Tekne 1 mil açıkta olacak. Bu hoşuma gitmedi. Limandan çıkış yapamayız. Kontrol var. Tek yol bu. Pekal. Öyle diyelim. Benden haber bekleyin. Yerini tespit edebildim mi? Hayır. Kriptolu telefon. Harekete geçmek için akşam bekliyorlar. Ben Tarık'ın peşine düşüyorum. Bizi Lucas'a o götürecek. Yakınlarda olur. Fazla vaktimiz yok. Harekete geçelim. Orhan abi. Ne? Ya, ne diyeceğim sana? Filiz teyzem bir şeyler anlattı. Ne anlattı? Sen böyle bu aralar kötü rüyalar mı görüyorsun? Fatih bak senin kafanı kırarım ha. Yani... Oğlum ne gülüyorsun? Gülerim abi. Gülmesene, ne gülüyorsun? Ben de insanım. Ben buna gülerim abi. İyi gül. Kadından haber yok ya. Yok, telefon kapalı. Çok kötü. Hale sağlam mıdır? Şimdiye dek öyle hatası olmadı. Biraz bekleyelim. Dinliyorum. Yeri tespit ettim. Dışarı çıkıyorum. Hayır, burnunu bile çıkarmıyor. Vakit kaybetmeden hallet bu işi. Gündüz zor. Evin etrafında bir sürü koruma var. Geceyi bekliyor. Gece Lucas'ı al oradan. Anlaşıldı efendim. Kolaysa gel kendin al Lucas'ını. Merhaba. Beyza. Hadi gidelim. Şu kadını. Daha yeni aradım onu. O zaman Tarık'ı ara. Tabii efendim. Evet. Neler oluyor?
bir şey olduğu yok. Para geldi. Her şey yolunda. Kadını ver bana. Kadın gitti. Gitti mi? Birkaç dakika oldu. Ama beni araması gerekiyordu. Onu ben bilmem. Kendisine sor. Tamam. Sen ne zaman geliyorsun? Birazdan. Peki, tamam. Haber bekliyorum. Tamam. Duyduğun gibi. Yaklaştım. Sinyal çok net. Haritaya göre 300 metreden az var. Onayla Akıncı. Onaylandı. Bir dakika. Buldum. Buldum, Tarık bu. Arabaya bindim. Peşinden gidiyorum. Anlaşıldı, çıkıyorum. Koordinatları yolluyorum. Nasıl gitti kaptan? Hepsi burada. Güzel. Payını aldın mı içinden? Aldım, aldım. Eyvallah. Anlaşılmadı. Tekrar et. Akıncı, buluşma iptal. Tarık Lucas'ı sattı. Peşine düşüp kıstırmayı deneyeceğim. Desteğin gerekiyor. Olumlu. Beni yönlendir. Alo. Bir ihbarda bulunacaktım. Ne çabuk bitiyor bu kahveler. Başkası mı içiyor benim kahvemi Gülay? Günde kaç tane içiyorsun? 20-25. Öldürüyorsun yani kendini. Meslek hastalığı. Hadi dene. Bu ne? Kafein aromalı sakız. Yurt dışından bir arkadaşım getirdi. Kahve içme isteğini bayağı yok ediyor. Hmm, iyiymiş. Gülay, sen bu raporu sistemde tarattın mı? Tarattım ama eşleşme yok. Pek işe yaramadı galiba. Neyin ne zaman işe yarayacağı belli olmaz Gülay. Sen yine de sağ ol. Bana müsaade. Tamam. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hayırdır Yücel? Müdürüm, 155'e bir ihbar düştü. Ne ihbarı? Vay be. Oldu sonunda. Olmak da kelime. Şahane oldu baksana. Yağız sağ olsun. Alo. Ne? Nerede? Tamam, tamam. Çok sağ ol. Ne oldu? İhbar geldi. Gidiyoruz. Nereden geldi? Kaynağımdan. Çambık sitesi. Yaz bakalım neredeymiş. Hadi Taner, hadi. Koş, koş. Navigasyona göre 13 dakika. Başka ne dedi senin şu kaynak? Akıncı'nın girdiği büyük çatışmalar, Amerikan paralı askerleri, askeri konvoya kurulan pusu ve bunun arkasındaki adam. Ciddi olamazsın. Kimmiş peki? Lucas Howard. Bir dakika, bir dakika. Hadi canım.
Şu Yağız'ın doğum gününe benim Panamalı tüccarlara benzettiğim adam mı? Şişko. Aynen o. Aa, bak bu adam. O muymuş? Senin babanın ne ilişkisi var ki bu Lucas'la? Allah aşkına bana babamdan bahsetme Beste. Allah aşkına bahsetme. Bıktım artık ya. Bıktım, anlıyor musun? Bıktım. Ya bir insan babası hakkında bu kadar mı çok şey bilmez ya? Bu kadar mı çok? Başlarda üzülüyordum ama artık bilmek bile istemiyorum. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Ya ben kaçırıldım ya. Kaçırıldım ben ve benim babam polise gitmiyor. Bunun daha ötesi var mı? Tamam tatlım, özür dilerim. Sormuyorum bir daha bir şey. Unutalım gitsin bu konuyu lütfen. Nasıl unutalım Beste? Kime gelmiştiniz? Tarık'ı kaybettim, sinyal kesildi. Olmaz! Tarık'ı bulmak zorundayız. Lucas için o herifi bulmak zorundayız. Yok işte, deli gibi arıyorum her yerde, yok. Yer yarıldı, içine gitti. Geliyorum yanına. Dikkat çeken bir şey gördünüz mü? Sanki terk edilmiş bir şehir. Taner, kayda gir, hiçbir şey kaçırma. Kaptan ortada yok. Telefon kapalı. Kandırıldık ya adam, çok fena kandırıldık. Gitmek zorundayız Bay Lucas. Nereye be adam? Nereye gideceğiz? Gidecek yer mi kaldı? Çabuk. Anlaşıldı, 42-80. Tamam. Müdürüm. Duydum Yücel. Müdürüm, Akıncı şimdi yanımızdan geçti. Yücel. Siz olay yerine gidin. Ben Akıncı'nın peşindeyim. Akıncı, ben terörle mücadele şube müdürü Kemal Günay. İyisi. Yavaşla ve sağa çek. Akıncı teslim ol. Yoksa ateş edeceğim.